eşi ve görümcesi. Gel. Ben davamda haklıyım. Tamam Mürsel ablacığım. Evet. Hoş geldin. Kevser değil mi? Evet. Nasılsın? Merhaba, kolay gelsin. Çok teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Sağ olun, ben de iyiyim. İbrahim, oturabilirsin kayınvalidenin yanına. Nasılsın? İyi, anlamadım. Kaç yaşındasın İbrahim sen? 30 abla. 30 yaşındasın. Aynen. O 13 Şubat günü sen işte miydin eşin evden ayrıldığında? Evet abla. Ben sabah 8.30'da işe gidiyorum. Ondan sonra 8'de işe gidiyorum. Kahvaltımı yapıyorum. Ondan sonra araba alıyor beni araç ve götürüyor. Götürüyor. Ondan sonra anlatabilir miyim? Tabii o günü anlatıyorsun. Ben çocuğun beşiği kırıldı da. Onu parça almaya gittim de evde bir şeyler eksikti. Onları aldım ve dedim herhalde dedim evde bir şey eksik değil. Hanım aramadı. Eve geldim hiçbir yer yok. Karakola gittim. Karakolda bağırdım, çağırdım. Benim evlatlarım yok. Benim kızım çok iyi bir kız. Her akşam baba nasılsın? Baba nasılsın? Baba nasılsın? Çocuk cama çıkıyor, vuruyor. Benim vicdanım her anladı. Anlatabiliyor muyum demek istediğimi? Hani bunun hayatı yalan olmuş. Hayatı yalan olmuş. Adabazarlarla görüşmek, çocukları ben hastaneye götürmek. Bunlar hepsi yalan. Bizim bir gururumuz var. Şaban Bey, Sakarya bizi şu an izliyor. Anlatabiliyor muyum? Sakarya bizi şu an izliyor. Bunların yaptıkları, bunun yaptığı saygısızlık. Ben buna her zaman dedim. Burada ekmeğin de var, senin baban da var. Bir şey olduğu zaman git anneme, git Elif'e git, ona git, buna git. Anlatabiliyor muyum demek istediğimi? Ben bir sana bir karar vermişim. Biz pazar günleri gezemiyoruz. Al kız kardeşimi, Elif'i al. Binin gidin. Ben söz verdiğim adama yapmam ve gerekmem lazım. Anlatabiliyor muyum demek istediğimi? Şimdi ben size söz verdim. Anlatabiliyor muyum? Bak beni komple dinliyor. Türkiye dinliyor. Ben buna şimdi söz verdim. Gitmediğim zaman bana ayıp olur. İşinden dolayı. Anlatabiliyor muyum demek istediğimi? Ben bir kurulu bir insanım. Pazar günü karakolda çalışan Seyit abinin işini yaptım. Ve dedi hastayım dedi. Hanım dedim bu şekilde dedim sen hasta olursun. Sen dedim bak soğuk su içiyorsun, kola içiyorsun ama dedim dikkat etmiyorsun. Hastaneye gitti, arıyorum açmıyor, arıyorum açmıyor, arıyorum açmıyor. Ben dedi yanlış anlama, tövbe, içim tövbe çok ağlıyor. Bak içim şu an çok ağlıyor. Ben dedi anamı da takmıyorum, abimi de takmıyorum. Deme onları. Kimseyi sonra, umursamıyorum. Kimseyi umursamıyorum, takmıyorum geçiyor karşıya. Telefonu açmadı. Arıyorum açmıyor, arıyorum açmıyor. Dedim bak hastane dedim doktor mu açmadı ve dedim şey mi açtırmadı. Gel dedim beraber gidelim. O dedim o telefonu dedim yarın satacağım senin dedim. Anlatabiliyor muyum? O telefonu ben aldım, ben yaptırdım. Anlatabiliyor muyum demek istiyorum? O telefonu ben kendi paramla aldım, para biriktirdim. Yalan konuşma. Ay tamam onlara konuşma, hiç onlara girmeyeceğim. Yalan konuşma. Peki sen karakola gittin, kayıp başvurusu yaptın mı? Yaptım abla. Eşinden bir mesaj, bir haber geldi mi? Abisini aramış, gizli aramış. Mesaj atmış, ben abi gittim. Ondan sonra gizli aradığı akşam geldi. Bak gizli akşam sabah geldi. Ondan sonra ben yem indiriyorum. Anlatabiliyor muyum demek istedim? Bana Fistat yengesi mesaj atmış. Dedim abla niye söylemedin? Dedi bak böyle böyle dedi. Bu saatte geldi. Anlatabiliyor muyum? Anam rahatsız, annem rahatsız. Dedim git çocukları gör. Yok sen göremezsin, yok şöyle yapamazsın, yok böyle yapamazsın. Ondan sonra polis arıyor beni. Komiserim dedim bak ben ifadeyi biliyorum. Ve de bize dedim Türkiye tanıyor. Anlatabiliyor muyum? Annem dedim rahatsız. Her gün arıyor çocuklar ne yapıyor ne gidiyor. Konya'ya gittiği gün bak Konya'ya gittiği gün çocuk rahatsız. İshal. Siz dedim hastaneye götürmeyin. Çocukları buraya teslim edin. Anlatabiliyor muyum demek istediğimi? Annemler götürmüşler yapmışlar. Çocukların şu an her şeyi keyfinde. Her akşam maması gidiyor bezi. Benim için can ciğerim. Anlatabiliyor muyum demek istediğimi? Şimdi kız kardeşin de burada. Hoş geldin tekrar. Hoş bulduk. Sen kardeşinin evliliğine, onların ilişkisine her şeye şahitsin. Aslında dün sen açıkladığında birçok gerçek ortaya çıktı. Kesinlikle. Çünkü Arzu kaçarken internetteki tanıştığı insanlara işte kocasıyla ilgili olumsuz şeyler söylüyor. Ama sen dedin ki bu ilk davranış değil. Değil. Her defasında bırak İbrahim'i abini mağdur etmesini, çocuklarını mağdur eden bir gelin var, bir anne var ya. Niye daha öncesinde onları ayrılığa götürmediniz? Gittik. Hatta bundan 5 ay önce ben avukat tuttum.
ailecek bir avukat tuttuk. Protokolleri hazırdı. Yine anlaşmalı imza attılar. Yine çocuklarını istemiyorum diye babası velayeti babada olsun diye imzasını atmıştı. Sonra bu Adapazarı'ndan çıktı demiştim ya, dün de söylemiştim. Gittiği yerde yine bu şekilde olduğu gibi kabul edilmediği için mahkemeye çıktıklarında bir hafta sonra ben boşanmak istemiyorum, ben kocamı seviyorum dedi. Daha öncesine gitmek istiyorum. Bunlar 4 yıl önce evlendiler. 2019, 2018, 2019 yılıydı. Evlendiler. 3 ay sonra falan bir aldatma olayı vardı. Ben yakaladım. Babamla birlikte A4 kağıdına bastırdık. Annesi de şahit. Hatta Allah razı olsun, geldiğinden beri çok doğru ve dürüst konuşuyor. Elini öperim. Ben öyle. Allah ben razı olsun. Haklıyım. Annesi de biliyor, sorabilirsiniz. O A4 kağıtlarını babamla birlikte bastırdık. Söyleyeyim. Hatta aynı gün biz ameliyat olmuştuk annesiyle. Kızım dedi iyileş. Benim ailem çünkü hepsi biliyordu. Kızım dedi iyileş. Annesi de iyileşsin. Böyle bir durumda söylemeyelim. Bir 10 gün daha bakalım, gelinimizdir. Ben iyileştim. Babam bir gün işten geldi, beni aldı. Annesinin suratına böyle kağıtları attık. Açık fotoğrafları, mesajları anladım. Şeklinde. Tekrar eden aynı davranışlar. Aynen. Gösterdik. Sonra ilk aldatması zaten öyleydi. Ama o zaman da hamileydi. Kağıtları göndermiştiniz. Kızına. Annesi de şahit. Arzu, bunu da cevaplamanı istiyorum. Sen ilk ben daha hamile değilken anne ayrılmak istiyorum dediğinde bana izin vermedin diye anneni suçladın. Halbuki sizi ayrılığa İbrahim'le götüren çok sebep olmuş. Ya gerçekten. Ya kocasının suçu yok burada. Bir dakika, kızın da bir şey suç. Söyleyeceğim. Bak aha, damadım ya, benim. Bir damadım varsa İbrahim. İbrahim gerçekten. Ama iyi ama kötü. O benim damadımdı sonuçta. Benim kızım da gabet, kocası işe gidiyor da kocasının yanından Sıra'nın benim gururumu gidiremem o kız. Bir de çocuklar, şimdi çocuklar aç gelmişler. Aç, mama yok, şey yok. Ben Arzu, para verdim de mamasını bilir miyim Mesih abla? Benim torlarım konuşalım. Bunlar. Mesih abla. Benim torlarım. Rica ediyorum. Bak şimdi anneni de her defasında suçladın ya. Sen benim yaşadıklarıma boyun eğdin diye. Ama halbuki gerçekten sizi ayrılığa götüren çok sebepler varmış. Vardı. O zaman niye bırakmadın İbrahim? Niye boşanmadın o zaman? Bir hata yaptıysam niye boşamadın? Esra Hanım, burada söz hakkı alabilir miyim? Tabii. 5 ay önce demiştim ya, bunlar boşanmaya gittiler, sonra çocuklarımı ben istiyorum, anlaşmalı vermeyeceğim protokol, dedi. Evet, velayeti verdi. Heyva adliyesinde verdi. Kaçtığı kişiden hakim yine anlaşamadı. Çıktılar. Ayrıldı, mahkemeye çıkıp evet. Ne hakim dedi? Karşısına çıktılar. Zaten çocuklar bizdeydi, eve kilitleyip gitti demiştim ya, 5 ay boyunca biz bakmıştık. Mahkeme karşısına çıktık, hep beraberiz böyle. Ben dedi çocuklarımı istiyorum, anlaşmalı boşanma istemiyorum ve mahkeme düştü. Çekişmeliye döndü. Biz tekrardan çekişmeli bir dava açtık. Ben Arzu'ya polis eşliğinde kendi evdeki kendi kişisel kıyafetlerini verdim. Bunun da videosunu çekmiştim, onu da attım size. Kişisel kıyafetlerini aldı ve gitti. Sonra biz abime şöyle söyledik. Evinin kilidini değiştir. Çünkü bundan sana hayır gelmiyor artık. Abim evinin kilidini değiştiriyor. 2 gün, 3 gün geçiyor aradan böyle. Benim abim sabah 8'de işe gider, akşam 8'de işten gelir. 12 saat falan çalışıyor. Akşam 8'de işten geldiğinde ikinci katta oturuyor dedim zaten. Merdivenlere oturmuş Arzu. Kendisi de anlatabilir. Abimin gelme saatinde abime yalvarmış yakarmış. İbrahim ben çok özür dilerim, bir daha olmayacak, bana bir daha şans ver. Bu şekilde de barışmışlardı. Bak aslında siz 5 ay önce, 6 ay önce ayrılıyormuşsunuz. Esra abla, bir şey soracağım. Bir dakika. Karşılıklı konuşabilirsiniz. Dur, dur. Esra abla, ben buna eve çağırdım. Yedik, içtik, kola bir şeyler aldık, yedik. Yengesi var, yengesi gönderdi. Bindirdim motora, götürdüm, konuştum. Bak bu kişiyle dedim, gezme dedim. Bu gezdiği kişiyle dedim, bak iyi bir insan değil. Zübeyde diye biri. Heh, aynen. Aha, o kız her şeyi biliyor, arkadaş ortamı. Ha, dur. Bu kızla dedim, gezme. Ama dedim, istediğin yere gidebilirsin. Bana dedim, dürüst cevap ver, dürüst şey. Burası ağır değil, gezebilirsin, ayrı bir de değil. Anlatabiliyor muyum demek istediğimi? Tabii evde canın sıkılabilir. Benim ayağım kırıldı, ben evde duramadım. Anlatabiliyor muyum demek istediğimi? Yeri geldi, gezdim, o şekilde. Ya evde insanın canı sıkılır. Ama ben buna dedikçe bu tersine yapıyor. Affedersin, bana diyor, işten çıkıyorum, hani lafı yanlış. Kocasına bu laf denir mi? Bak kocasına bu laf denir hakaret mi? Hakaret ediyor size. Ha, hakaret ediyor. Esra anlat. Hanım, bir de bir şey söylemek istiyorum. Buyurun. Dün çocukları dövme meselesi çıktı televizyonda, sonradan izleme fırsatım oldu. Şöyle bir şey söylemek istiyorum. Adliyede zaten bunların kayıtları var. Bunlar 5 ay önce boşanma aşamasına gittiklerinde çocuklarına biz baktığımız için, o zaman bebek 6 aylık olduğu için ve prematüre doğduğu için bizim evimize çocuk psikolog geldi.
Çünkü çocukların annede kalması gerekiyor. Çok küçük olduğu için baba da kalamaz diye. Psikolog iki çocukla da konuştu. Birisi 4 yaşında, Sude Nur'la da konuştu. Ve bunların dokümanları vardır zaten. Babasıyla ayrı, dedesiyle, babaannesiyle, benimle ayrı bir şekilde konuştu. Sude Nur yeğenimin söylediği aynen bu şekildeydi. Beni annem, bizi annem eve kilitledi. Bizi aşağıdaki teyzeler camdan çıkardı. Ve annem bizi dövüyordu, Berkcan'a vuruyordu. Şimdi bu şey söylediğin niye önemli biliyor musun? 5 ay önce ayrılık noktasına gelip boşanma sürecini yaşayan bir çift... Evleri ayırıp kilitler değiştirildiğinde tekrar o evin içerisine giriyor Arzu. Arzu, gerçekler bunlar. Bak Esra Hanım, ben de bir şey konuşmak istiyorum. Mürsel ablacığım, izin var. Bak, söyle gerçekler şimdi. Bunlar. Sen buraya geldiğinde şöyle bir şey anlattın. Biz normal bir evliliğiniz vardı. Hiçbir sorun yoktu. Eşin sana sürekli zarar veriyordu. Sen ayrılmak istiyordun. Hiç kimse senin ayrılmana izin vermiyordu. Ailen bile seni bu kötü kocaya itiyordu. Sen mağdur bir kadındın. Halbuki defalarca boşanma eşiğinden dönen de birisin. Dövmedin mi İbrahim? Arzucuğum, 5 ay önce niye ayrılmadın? 5 ay önce kurtulmak için altın fırsatın varken, yine birine kaçmışken, mahkemeye çıkıp tek celsede bu işi bitirecekken niye döven kocayla barışmak istedin? Abla, ben konuşabilir miyim? Konuşmayın, ben Arzu'ya soruyorum. Tamam, bana ver, ben şey yapayım. Arzu. Şans verdim Esra abla, gene yapmaz dedim. Sizi boşanmaya götüren konu neydi? Anlaşamıyorduk. Sen nereye gitmiştin? Çocukları bırakıp nereye kaçmıştın? Kaçmadım ben, adaya gittim sadece. Tamam, bir adaya gidiyorsun ama çocukları evde bırakıyorsun. Komşular çocukları camı kırarak alıyor. Bunun üzerine bir boşanma davası açılıyor. Bak, anlatılanlar, söylenenlerle yaşananlar bambaşka. Gerçekleri bir yere kadar sadece 4 duvarın arasında saklayabilirsin. Ama onun haricinde tüm gerçekler eninde sonunda ortaya çıkar. Her şey çıkacak. Kendinizi kurtarmak için herkesi yakıyorsunuz. Ama bir şey söyleyeyim mi? En çok batacak olan sizsiniz. Buyur İbrahim'ciğim. Ablacığım, bir gün beni bu aradı. Adapazarı'nda aradı. Yem boşatıyorum. Anlatabiliyor muyum demek istediğimi? Beni aradı, yapmayacağım dedi, hareketlerim düzelecek dedi, namaz kılacağım dedi. Bak dedim, namaz kıl dedim, bak hareketlerin dedim düzgün değil ve dedim şey yap. Anlatabiliyor muyum demek istediğimi? Ben akşam oldukça arıyorum, yemek yiyorum, bazı yemiyorum, dükkanda yiyorum. Anlatabiliyor muyum demek istediğimi? Ben sana dedi yapmayacağım dedi, söz verdi bana, rica etti, çocuklarımızın hatırına şey yaptı. Ve ben gene kırmadım, bu şekilde yaptığı halde, gittiği halde ailemi babamı attım dışarı, bu şekilde kabul ettim. Ama ben ona her şeyi söyledim. Ama son olayda çocukları evde bırakmış. İşte. Orada hata var. Orada... Bak çocuklar şimdi, o çocukları iyi yaptım, getirttirdim. Gelmeseydi seni, sana getirttirecektim. Onun için git. Anne dedi, es bak kızım dedim. Geleceksin. Abisini aradı ya, telefonu bağladı. Kızım nerede sen, geleceksin. Çocukları getireceksin. Çocukları babaya vereceksin. Ondan önce İbrahim dedim, ahacık yüzü. Bak İbrahim, Arzu'yu çıkaracağım dedim, bulacağım. Çocukları alacaksın dedim. Çünkü babası bakar. Babası çalışıyor, parasını tutuyor. Bak ben damadım, yani damadım diye şey yapmayayım. Arkam kimse bakmasa halası bakar. O kendisine sonuca kadar güvenirim. Bak kimse bakmasa İbrahim'in halası bakar. İbrahim'in ailesi bu anlamda sağlam ailesi bir aile var, mi? Çocukların ailesi var. Kızım dedim, çocukları getireceğim dedim. Bu ertesi sabah damladı. Ondan sonra damladı bu. Oğlanda yatıyorum ben, aşağı köye indim. Onun anne dedi, Esra Erol'a çıkma dedi. Onun için geldim dedi. Eğer getirmeseydi ben buraya aslında gelecektim. Orada benim adım geçmeseydi. Dedim telefonda. Gene gelmeyecekti, Arzu gelmeyecekti. Dedi. Diğerini peki, söylemeyeceğim. Peki İbrahim, siz ayrılmak istiyor musunuz boşanmak? Ben boşanmak çocukları istiyorum. Çocukları getirdi, yolda babasını da verdi. Ben boşanmak. Anne bir dakika, artık bu konu uzamasın. Tamam, uzamasın. Ben sadece senden tek bir şey istiyorum İbrahim, boşanmak. Ben zaten istiyorum. Dünya bir yere gelse bitti artık her şey. İbrahim kabul etmez ki seni. Bitti artık. Ben neyle kabul edeceğim? Sen sağ, ben selamet. Etmez. Yok, senin neyle kabul edeceğim ben? Sen kendini rezil et. İbrahim, etmez, etmez. O benim çocuğumu götüren çocuk. Benim çocuğum hasta oldu. Bak burada götürdük, herkes şahit. Fotoğrafları o çocuğu orada komaya... Bak Konya'ya gidiyor. Ya Esra abla, fotoğrafları var zaten. O çocuk aç geldi, fotoğraflar aç. Yalan konuşmayın. Var fotoğrafları. Yalan konuşma. O çocuk aç, o çocuk babası var o çocukların.
O çocuklara kimse bakamaz. Benim vicdanım arıyor lan. O adamın yanında yaşıyor bu çocuklar. Sen. Benim gözlerim arıyor, vücudum arıyor aktarım. İyi İbrahim, babasına verdim çocuklar şu anda güvenli bir yerde. Bak Esra Hanım. Her ikiniz de bir an önce bu evliliği bak. Bitirin. Yok. Esra Hanım bir şey diyeceğim. Sen de kendini konuştum kurtar. Bugün bitecek saati dediniz. Tamam. Ha bugün Esra bitsin. Esra Hanım. Bak bir şey diyeceğim. Benim söyle. Tarlarım, benim tarlarımı ben özlersem, görmek istersen benim tarlım bana göstersinler bununla. Bak Kevser burada ha. Gel. Ha. Bak benim tarlarım, o çocukları ben çıkardım, babasına verdirdim. Vicdanım rahat. Baba bakar. Güveniyorum. Kimse bakmasa halası bakar. Aha. Arzu böyle yanmasa da Arzu'ya da bakardım. Yani artık. Sizin iki aile aranızda ben, bir düşmanlık yok. Bence yok. İbrahim'in ve Arzu'nun da bazı şeyleri ortada da bak, neyse. Bak Kevser burada söylüyorum bak. Türkiye'nin de benim tarlarım kızım o. Ben özlersem, görmek istiyorsam çocukları bana göstereceğiniz, kaçırmacanız, saklamacanız. Bak söz ver burada. Her şeyi burada güzellikle söylediğin için, yalana başvurmadığın için öncelikle teşekkür ederim. Elinden öperim. Tabii ki de görebilirsin. Ha. Yalana başvurmadığın için. Yok, söylemem. Peki. Asla. Görüşeceğiz. Asla. İbrahim, Mürsel teyze sizi alalım. Hı. Kevser'i de alalım. Teşekkür ediyorum katıldığınız için.